Merhaba arkadaşlar. Ben Billur Türkoğlu Phelps. Bir otoman kiremit daha bitirdim tutkal hamuru çalışması yaparak. Bu çalışmayla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum size. Resimlerini de ekleyeceğim de nasıl yaptığımı. Kiremitin arkası böyle gördüğünüz gibi. Ön kısmında kiremitin yüzeyine alçı sıvama yaptım. Biraz sulandırdım. İçine çok az miktarda tutkal katarak macun kıvamında bir alçı yapıp kiremitin üzerine sıvadım onu. Kuruttum. Kuruduktan sonra bir kat daha sulandırılmış tutkal sürdüm. Yine kuruttum. Bunu yapmaktaki maksat hem alçıyı yerine sabitlemek hem de boya yaparken boyanızın emmemesini sağlamak. Burada manolya tarzı bir çiçek yaptım. Özelliği bu çalışmamın doğal yaprakları kullanmam. Size daha önceki videolarda bahsetmiştim. Doğal yaprakları nasıl koruyabileceğinizi. Bu çalışmada aynen öyle. Tutkal hamuru içine hapsettiğim yaprakları kullandım. Burada hummingbird'ümüz var. Sinek kuşu deniyor buna. Bu hayvancık şu kadar bir şey. Ben bunu yurt dışında yaşarken de gördüm. Bahçeme gelip konmuştu. O kadar değişik renkleri var ki çok tatlı. Geliyor, havada duruyor. Gagasını çiçeğin içine uzatıp içindeki özü emiyor. Çok şirin. Onu da buraya kondurdum. Burada parlaklığı bakın neyle verdim? Renksiz oje. Yapraklara sürdüğüm renksiz oje. Çiçekte su bazlı vernik kullandım. Onun parlak olmasını istemiyorum. Zemine sürdüğüm de yine su bazlı vernik. Burada öne çıkartmak istediğim benim doğal yapraklarım. O yüzden de bütün parlaklığı sadece ve sadece yapraklarıma verdim. Ve oje kullanarak bakın böyle üzerine sürdüm. Bu yapraklar hakikaten çok uzun süre aynı şekilde kalacak. Gördüğünüz gibi ne kararma ne bozulma. Çünkü biz onları birkaç kere üzerlerine işlem yaparak sabitledik. Ve bir çalışmamı daha böyle bitirdim. Ben genelde kiremit üzerine daha önce de söylediğim gibi böyle çiçekler, böcekler, kelebekler yapmayı seviyorum. Daha çok zevk alıyorum bu çalışmayı yaparken. Siz de denediğinizde bakalım neler yaparsınız. Hatta paylaşın görelim çok isteriz. Bu çalışmada böyle bitti. Bir başka çalışmada buluşmak üzere. Tabii ki paylaşırım mutlaka. Hoşça kalın.